İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Kazım Yücel, fiyatlardan dolayı hem pazarcı esnafının hem de vatandaşın mağduriyet yaşadığını belirtti. Pazarda esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Yücel, pazar sakin, müşteri yok, esnaf perişan, herkesin sıkıntısı geçim dedi. İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Yücel, Sahabiye Mahallesi'nde bulunan semt pazarında esnafları ziyaret etti. Pazarcı esnafını ve alışveriş için gelen vatandaşları dinleyen Yücel, fiyatlardan dolayı vatandaşın ve pazarcıların durumlarının perişan olduğunu belirtti. Pazar fiyatlarını derken biz aslında mutfağı ilgilendiren pazar fiyatları için halkın en ucuza ürün alabildiği pazarları geziyoruz. Hem pazarcımızın dertlerini belediyemize duyuruyoruz, hem pazarcımızla hasbihal ediyoruz. Ama bu şu soğukta pazarcımızın biz hakikaten bitap halini gördüm. Ürünlerin her hafta içerisindeki artan fiyatlarını gördüm. Bazen televizyonlarda, farklı kanallarda 30 TL'ye patlıcan 30 TL'ye salatalıkları görünce acaba mı dedim. Eğer bu gerçekten böyleyse halkın durumu perişan. Bugün geldim ben pazarda gördüm. Hakikaten salatalık pazarda 20 TL. Bir marul 8 TL. Bir portakal 5-6 TL kilosu. Yani eskiden 50 TL ile pazara gelip alışveriş yapan 2500 lira asgari ücretli maaş alırken bugün artık 4250 lira alsa da cebine 200 lira koyduğunda aynı şeyleri alamadığını gördüm. Fiyatlar 4 katına çıkmış. Pazarcıya bu fiyatları siz mi abartıyorsunuz, siz mi yükseltiyorsunuz diye sorduğumuzda onların sistemiyle karşılaşıyoruz. Diyor ki bu akaryakıt fiyatlarına her gün gelen zamları görmeyeceksiniz. Nakliyeyi biz bedavaya getirecek gibi, sanki tarladan aldık geldik burada satıyor gibi bizi terörist ilan etmeyeceksiniz. Biz bu fiyatların üzerine nakliyeler, işçilikler, bir takım giderler, aracıların koyduğu karlardan sonra biz burada maliyetimize yeri geliyor, satış yapıyoruz. Sabah belki cüzi karlarla ama öğleden sonra da bir kaygı başlıyor bizde. Ön tarafta fiyatımız 5 TL ise akşam fiyatımız 4 TL. Zaten halden de alış fiyatımız 4 TL diyor. Ya elde kalırsa ertesi güne çürüyecek kaygısını taşıyor. Gördüm ben pazarda. Çok da Kayseri'nin göbeğinde bir yer, çok da ciddi yoğunluğu olan bir yer, yoğunluğun olmadığını gördüm. Onlara da sordum. Hemşerilerimiz çok bu konuyu dile getirmek istemiyor. Onlar da biz kamuoyuyla karşı karşıya getirmek istemiyoruz. Fakat utanıyorlar. Param yok, alışveriş yapamadım demeye utanıyorlar. Pazara geliyorlar, alacağı şeyler için 20-30 TL ceplerine koymuşlar. 2-3 kilo portakal, 1 kilo elma alıp gidiyorlar veya bir marul alıyor. Bir tane de evinin akşam yemesi için bir patlıcan alsa 30-40 TL veriyor, parası bitiyor. Yani bunu 30 gün boyunca yaptığı zaman 1500 lira sadece pazardan bir marul, bir kilo da patlıcan alıyor. Ekmeği yok, kirası yok, yakıtı yok, kıyafeti yok, hiçbir şey yok. Artık bu paralarla vatandaşın geçinemeyeceğini anlatıyorlar. Yumurta fiyatından elma, elmadan marula, zeytine, peynire inanın fiyatlar neredeyse 3-4 katına çıkmış. Asgari ücrete %50 zam gelmiş, vatandaş perişan. Bir de sorduğumuzda vatandaşın ilk önceliği şu, elektrik fiyatlarındaki zam vatandaşın belini bükmüş, korkutmuş. Doğalgazda gelen zam vatandaşın bir ay sonraya artık doğalgazı evinde açmayacağı duruma getirmiş. Bunların hepsi pazarın içerisine yoğunlaştırdığımızda gördük ki pazar sakin, müşteri yok, esnaf perişan, herkesin sıkıntısı geçim.